Mesleği sevenler evet. Bu işe katılıyor diyorsun. Evet, elimizden geliyor. Tamam. Kendi adınız, isminiz? Benim adım Ayşe, bunun adı da Mahir işte. Mahir. Peki. Aşağı şehirdeki obanız hangisiydi? Aşağı şehirdeki obanızı söyler misin? Paşa. Evet. Ha? Çakta. Çakta. Ha. Peki bu mahalleye şehir dedim ben. Bu hayatında şimdi başta şöyle kısadan anlat. Neler yaptın? Bu yaşa kadar neler yaptın şöyle? Şimdi besinler gördüğü zaman mahalle hamamcılık yaptı, köşkerlik yaptı, şunu bunu derler ya. Ne yaptığını şöyle bir kısadan anlatabilir misin? Amca diyorsun. Ya işte sen şimdiye kadar neler yaptın, hangi meslekler yaptın aşağı şehirde, yukarıda? Abi. Ne işler yaptığını anlat şöyle. Ayakkabıcıydı, köşkerlik diyeceğiz, ayakkabıcılık. Ha. Ondan sonra tabii pazarcığa göçtük. Evet. Pazarcık'ta dükkanımız biliyorsun ya. Ha. Vardı. Evet. Ondan sonra buraya geldik, hamam aldık. Ha. Hangi hamamı almıştın? Çakta hamamı. Tastalı hamamı. Ha. Peki, ondan sonra yukarı şehre çıktın, ne yaptın? Buraya yeni şehirde. Boş geçtik. Yahut işte böyle bir şey yaşadım. Şimdi gevezelik ederdiniz böyle şapka kaldırmak, küfürler. Bu ne? Bu bir familya kaynaklanıyordu, biliyor musun? Şimdi neden böyle ona buna söverdin sen, biliyor musun? Sana sövdürmek için yanında dolanırlardı, biliyor musun? Niye böyle yaparlar diyorlar, takılırlardı sana, illa sövsün deyin, değil mi? Peki şimdi eski zamanla şimdinin farkı ne? Eskiden mi neşeliydik, o bayram galaların, kadroların, yedi belaların olduğu değil mi, şimdi mi? Dur bakayım şimdi, o zaman mı daha mutluyduk, şimdi mi? İkiye ayrılır o. Ha. O eskiden işte o vaziyetteydi, eskiden. Ha. Bir gün gelir geçerdi, ekmek bulamazdık şimdi. Şimdi Gülgülistan, her taraf. Ha. Hayat pahalı ama hayatı da pahalılığı şey ediyor. Parası çok. Rahat ediyorum. Evet. Nereye varsa mal bulunuyor. Eskiden mal mı bulunuyordu? Evet. Peki şimdi Bağdan şehre göçüyorduk. Şehirden obaya göçüyorduk şimdi. Böyle bir yayla hayatı vardı. Bugün ama birçok memleketlerde bunu yine yaşıyorlar bak, İzmir'de. Adana'da falan da yaşarlar. Ha. Demek ki bu faydalı bir şeydi. Armudunu yiyordun, soğuk kuyuda suyunu içiyordun. Efendim, o doğru da şimdi herkes şimdi aşağıda kalmadığı için. Ha. Aynı bu ev işte. Evet, şimdi bu evindesin. O aşağı batmış, bitmiş. Evet. Peki, şimdi bir de şu var. Bu şehirden niye göçtüler bu millet? Neden göçtüler bu Besli'den? Herkes kaçtı gitti. Niye gittiler acaba? Neden gittiler? İşte birkaç tane işgüye türedi. Ha. Bir iki adam öldürdüler. Evet. O mühürlerinin yeğeni vardı. Evet. Ondan mühürün şeyi değil mi? Mühürün. Müdür Ahmet bizim şey vardı. Göncülen Hacı. Çerçete. Evet. İşte ondan ha babam burada ayrık durulmaz. Bayilerini götürmez. Şehir de buraya atası oldu tabi. Evet. Hükümet binası yapıldıydı. Evet. İşte iş oldu, şey oldu, koydu, öldü. Evet, güzel. Peki şimdi bir de şöyle sorayım. Şimdi de eskiden gevezelik ederdin, rahmetli kaynananla. Şimdi Ayşe teyzeyle yine eskisi gibi gevezelik ediyor mu bazı? Aramızda olur, olmaz. Olur değil mi? Aramızda olmaz. Hı. Evet. Şöyle gerçekten de öyle. Yani takdir ederim her zaman. Peki Ayşe teyze şimdi bulgur var mı? Yok. Bulgur yok. Bu ondan sonra şire yok. Yok yani. Şimdi avratlara bir cennetlik geldi. Eskiden çalışırlardı, damı suvarlar, el suvamak bilmem ne. Şimdi her şey rahat. Rahat ama der çok. Ha. Niye? Ne bileyim. O
tutardık, kolat gibiydik. Ha işte bu. Şimdi hemen ocaktayken derde başlıyor. Şimdi bu beton evler dünyanın her yerinde hastalık yaratıyor. Bütün dünya doktorları bunun üzerinde duruyor. Temel kanser mi vardı, verim mi vardı, bes mi vardı? Besni de tuttur mu vardı, yok. Ayağımız mı ağrıyordu, belimiz bir göz ağrısı vardı, o da... Mutallim. Şimdi bakıyorum yani gerçekten eskisi gibi mutlu değiller. Bulur kazanıyordunuz, elleşip eline ne fıraz kuruyordunuz. Değil mi? Nereden nereden? Millet, komşular... Komşular birbirine saygılıydı. Onun işini gider tutarlar, buğulunu, tokmağını döverlerdi. Şimdi bakıyorum mesela birbirine küskün gibi, birbirine zıt gibi yani. Böyle eski aile bağları da koptu, değil mi? Ezeltiler nerede? İstersen üç gün içeride ol, istersen zengin ol, istersen fakar ol. Benim senin gözüm götürüm, senin benim gözüm götürüm. İşte böyle bu hale geldi. Şimdi millet birbirine zıt şeye baktı. Bir zenginlik gözüne büyüdü. Benim radyom var, benim teypim var, yok senin televizyonun var. Böyle hırs. Aslında olmaması lazım. Ne diyorlar işte? Ne diyorlar? Bak şimdi mesela bir sen hasta olsan hemen ağın alan avrat giderdi. Adam işte bak rahmetlik Bal Mehmet hasta olmuş adam. Hadi gidelim bakalım. Bir koltuğuna nar alırdı ya bir portakal alırdı değil mi? Gider sual ederler koşarlardı. Şimdi bakın bunlar hepsi kaybolmuş aile şeyler, besinler. Aslında besinin kökü birbirine hepsi akraba. Besinde yabancı yok. Peki şimdi gençler nasıl şimdi? Eski gençlerle şimdinin arasında terbiye bakımından nasıl fark görüyorsunuz? İkinize de soruyorum. Terbiye ne yapıyor? Ana baba saygısı ne yapıyor? Terbiye ne yapıyor? Neysin sen? Sen görgüsüzsün, sen terbiyesizsin. Anayı babayı terk ediyorlar. Sen karışma, sen bilmiyorsun. Evlatlar şimdi ne iyisi? Hiçbir iyisi. Hazretler demiş, Ali de namazlıydı, terbiyeliydi, talimliydi. Şimdi bak, ben... talimli adam. 50 sene gurbet gezdim, daha kayınbabamdan ses sürat görmemiş, sıkarıştığımı bilmez. Demek dışarı gezmeyle insan ailesini, terbiyesini unutmaması gerekiyor. Her adam unutmaz, her adam unutur. Şimdi bakıyorum ki böyle evlat babaya karşı küfürler, bilmem neler, yağma mı ya? Şimdi demek ki her yerde böyle yani. Her yerde böyle, peki. Sağ ol, teşekkür ederim ikinize de. Allah daha uzun ömürler versin. Peki Ramazan Bey, bu mesleğe nasıl atıldınız? Şöyle kısadan nasıl başladınız? Bu halıcılığa nasıl geldiniz? Var, dokumacıydım. Tezgahım vardı. Evet. İşte iş, maddi durumum olmadığı için dokumacılıkta para istiyor biraz. Evet. Yani onun için şey yapamadım. Efekt efekt işte dedim, bu işlere atılım dedim. Evet. İşte açıldı daha bir ay oldu. Evet, güzel. Peki iş bir şeyler yapabiliyor musun yani? Burası zarkan bir uç sayılır da. Vallahi pek şimdi daha yeni açtığım için daha yeni evet. Şey oluyor. Güzel. Hani pek hani şu durumda millet odun ihtiyacı var, şey ihtiyacı var, bütün şeyler. Evet. Daha yeni yeni şu. Peki lağabınızda kimler derler besinde? Hacı Fatırlar derler. Hacı Fatırlar. Evet. Güzel. Peki şimdi bu besinde niye gitti bu besinler? Bu esnaf daha ziyade biliyorsun bu tekstildekiler. Neden getiriyor? Sen de fikrini şöyle açıklar mısın? Şimdi buradakiler iş sahası dar olduğu için gittiler. Burada burada hani giriş çıkış olmadığı için.
Burada hani giriş çıkış olmadığı için Antep, Uşak, Mersin taraflarına gittiler. Ersek'te de bizim dokumacılar Antep, Uşak üzeri, İstanbul üzerine gittiler. Ama burada çıkış giriş olmadığı için hani esnaflar onun için dışarıya atılmaya kaldılar. Peki bu neden, yer mi dar yoksa yerin de darlığından diyorlar? Bu nasıl yani? Bu 5 sene kuruluşu dar mı? Şimdi gelsene buraya sığar mı? Buraya şimdi şey yaparlar, sanayisi yani yok. Sanayisi yapılacaktı. Öyle kaldı. Abi günah yarın diye söylenti var. Evet, yapılacak şimdi, diye söyleniyor. Evet, sanayisi yok. Peki. Gençler sana sorsaydım, şimdi deseydim ki o zaman gel ağam bu besleyi bir yere kur. Nereye kurardın sen, aklında ne? Vallahi şeye kurardım, ben Dertli Kaya'yı kurardım. Dertli Kaya? Evet. Neden? Oranın daha düz, sanayi bakımından daha şeydir. Ha, sağlam. Evet. Yeri geniş. Evet. İstediğimiz sahaya, ama bu yol da geldi, şimdi ne güzel içinden geçecek. Öyle. Evet, güzel. Peki ikinci şıkta diyorum ki, Beşlilerin has bir folkloru var. Eski davulumu sesimizi koyan bir folklor ekibi kurmak istiyoruz. Evet. Bütün Beşliler olarak. Evet. Bunda da siz yardımcı olur musunuz? Maddi manevi. Böyle. Mesela bir tavsiye, bir kişi filan okur, tanıdığım bir kişi iyi okur, iyi türkü söyler. O da bir tavsiye, yani fayda olur bize. Oğlum git dersin, bu bizim derneğimiz. Beşlileri temsil edecek yani. Evet. Katkıda bulunur musun? Valla elimizden geldiği kadar şey yaparız. Şimdi piyasayı tanıyan bizim bir şeyimiz, yani dışarıya halk olarak şey olarak yani tanıtan yok. Ha, işte biz bununla tanıtacağız. Evet. Yani bu, şimdi bizim bu çevreyi, şu memleketin hani kaderine o yani, çevreyi dışarıya tanıtmıyorlar yani. Ha, işte ben bunu tanıtacağım. Bak evet. Seni şimdi niye çektim halısıyla? Evet. İşte Besnili bu. Senin filmde bütün nerede Besnili'ler yaşıyor oralarda görecek. Evet. Gerekirse televizyonda yayınlayacağız. Ne de duyuracağız sesimizi, değil mi? Bak sen bile öyle diyorsun. Öyle. Hah, reklam bilinir. Ben senin ne dokuduğunu biliyorum. Ben İzmir'de duruyorum. Biliyor muydum? Evet. Şimdi burada bizim memlekette yani adam dışarıdan geliyor, burayı bilmiyor. Evet. Tanımamış, görmemiş. Gelen Antep'e geliyor, Uşak'a geliyor. Hani bu asıl kilim, asıl şey bizim Besnil'de üretiliyor yani. Besnil'ler üretiyor. Besnil'ler üretiyor yani. Asıl Antep'te olsun, Uşak'ta olsun. Uşak'ın %8'ini Besnil'de. Evet. Şeyinden tut, fabrikasından tut, battaniyesinden tut, halısından tut. Bütün kiliminden tut, hepsi Besnil'de yani. Evet. Çünkü burayı tanınmamış burası. Mecbur kalırlar. Oraya çıkış giriş olduğu için oraya gitmek mecburlar. Memleketin o zaman çöküntüye vurguyu, yani şeye vurguyu. Evet. Yani biz de işte bu doğru. Yani biz de bunun için el alıyoruz zaten. Evet. Besnili neler öğretmiş? Doktorunu, mühendisini, neyi varsa yani. Kimler ne yapıyor? Besnili'nin adamı çalışkan. Bak. Bunlar çırak mı? Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? 12 yıldır. Evet. İlk defa kendi kendine mi dükkan açtın şimdi? Evet, kendi kendime. Peki bu Zarkan'daki müşteri seni kurtarıyor mu buradaki yani? Normal. Normal yani. Evet. Yani bir para kazanma şeyi yok, sadece kendine kirayı falan çıkar. Evet, evet. Peki, şimdi paran olsa daha geniş nereye yaparsın sen yani? Bu işi mi yaparsın? Sana deseler ki gönlünde ne kokuyor yani bu işi,
Nasıl genişletme? Para olsa bu berberliği mi genişletirsin? Olursa. Başka bir iş mi yaparsın? Paran olsa ha. Aynı mesleğine devam ettirin. Daha modernleştirirsin. Daha modern ve daha güzel bir şekilde yaparım. Ha, güzel. Peki, senin gurbete gitmek aklından geçti mi hiç? Gurbete gitmek, evet bir ara geçti aklımdan. Ha. Geçti ama şimdi yani bir şey yok. Peki, baban şoför. Amcan şoför, öbür amcan operatör. Sen de buna hiç yeltendin mi? Ya ben de şoför alayım, bir araba yapayım. Ben bir ara o işe heveslendim. Ha. Hatta bizim kader ve şoför. Ha. Baktım yani, şimdi baktım yani, oturdum, düşündüm, yok yani. Benim mesleğim gene iyi yani. Evet, şimdi bak baban da şoför. Besti de şoförlükten zengin olan bir adı şoför gördün mü? Duydun mu? Hı? Yok ya. Yok. Demek ki şoförlük, berberlik şoförlükten iyi. Evet. Hani şöyle bağ kurunu da ödedin mi? Ya bir sigorta. Evet. Mini marka. Beleşinden bildim ya. Sen iyi beleşin. Biraz sonra hesabını alalım. İyi iyi, seni de alsın. Olmaz o var. Olmaz o var. Berk bak. Bakıyor. Yürüyün de çıkayım. Bu ambalajında meşhur besleyicinde. Kaplarda gelir, bakır kalaylı kaplarda bakkallar kilo hesabı satar. Bazı da pazar yerinde deriyle tasla satılır. Eskiden beri bu iş devam eder. Biber, besleyin biberidir. Çok acı olur, çok lezzetli bir biberdir. Hemen hemen Türkiye'nin birçok yerinde yetişmez. Çok nadirdir. Mustafa, soyadın? Doğay. Kimin oğlusun? Hüseyin Kutman. Peki. Ne iş yaptın şimdiye kadar? Şöyle kısadan anlatır mısın yani? Bu mesleği nasıl sevdin? Babayın zoruyla mı, kendin isteyerek mi yapıyorsun yani? Ben bu işi yaparım deyip cesaret, besinler böyle atılır ya. Evet. Sen bu işe nasıl atıldın yani? Kısaca anlat. Vallahi biz bu işe kahvecilik değil. Önceki yapmış olduğumuz iş. Sonra baba mesleği. Pazar yerinden bakma değil. Evet. Meslektir. İster istemez bu işe dönmek eylemde oldu. Ha. Orada çekirdekte yetiştin, bu az çok anladın. Daha önceki yılda orada bakıldım. Peki sana söyleyeyim, bu besinler. Hiç mesela kahveci kalkıyor, mesela her şeye dalıyor. İşte kasap kalkıyor, tekstil oluyor. Bu besinlerin cesareti neye borçluyor, neden? Bu atılganlık nereden geliyor?
kanka, bu atılganlık işte daha öncelerden atalarından kalma bir takım cesaret diyelim artık. Yapmış olduğu işlerden yürekleri yanıp da tekrarını iyiye gelmesi için yapılan bir takım işler. Şimdi bu beşten sana da sorayım. Niye göçtü bu millet? Ne sebepten göçtü dışarılara? Acaba senin genç olarak duyduğun, bildiğin nedir? Sebep ne? Niye göçtü? Şimdi Besli'nin göç iki yılları da kökenine girersek temele dayalı bir halkımız yoktur. Ha. Yani bunlar kapatı oğlum biraz. 3-5 kuruş olan dışarıya açılıp daha ileriye yönelik işlerle uğraşmak istiyorum. Ha, büyük kapasiteli. Evet. Şimdi burada demek atı var, meydan bulamadı. Meydan var da imkanlarını burada kullanmak istiyor. Çünkü ha, halkımız birbirini daha çok yakın tanıyor. Evet. İleriye yönelik iş yapmak amacında bulunmadılar. Bunun tek çözüm olarak da dışarı göç. Evet. Şu günlerde işte 80 yılından beri diyelim, o yıldan beri göç zayıfladı. Ki bu 90 yılında tamamen durdu. Daha tersine oldu gelişmeler. Tekrar geriye dönüşler oldu bir takım. Bunlar eski yıllara nazaran çok çok farklı şu anda. Ki bunda memleketin halkının artık ileriye gidip de bir şeyler yapamayacağını bildikten sonra olan işler oluyor bunlar. Birçoğu zaten oraya göç yapan kişilerin birçoğu hemen hemen tekrar dönüş düşünüyorlar. Peki sana da sorayım. Peki babana sorayım. Baban mesleği neydi daha evvel? Albatçı. Ha. Sen neden buna yönelmedin? Buna yönelen kardeşlerin var mı? Yok, ona yönelen yok. Artık o battı. Evet, o mesleği hayvancılık, ölmüş demek. Nakliyecilik ölünce nalbatlık da bitti. Hayır. Thank you.